31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış, yaşam boyu başarı ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni'ne hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Festivalimizde rengarenk balonlar var. Bir sinema klasiği olan Albert Lamoris'in meşhur Kırmızı Balon filminin meşhur sahnesine Adana'dan bir selam gönderdik. Hatırlayın, filmin konusu küçük bir çocuğun bir balonla kurduğu arkadaşlığı anlatır. Çocuk dünyanın tüm acımasızlığı karşısında kırmızı bir balonun dostluğuna sarılır. Çocukların yüreği geniştir. Çocukların hayalleri sonsuzdur. Çocuklara kıymayın efendiler. Afişe karar verdiğimizde Narin kızımız köyünde her şeyden habersiz bir şekilde mutlu yaşıyordu. O acımasızlık, insanlık dışı vahşet Narin'imizi balonlarla oynayacak yaşta dünyadan kopardı. Sinema tarih boyunca Narin ve arkadaşlarının başına gelenlerini bütün çıplaklığıyla aktardı, aktarmaya devam edecek ve dünya kardeşliğine, barışına hizmet etmeye devam edecek. Bir şiddet sarmalından kurtulmak için daha çok sinemaya, sanata sarılmalıyız. Dedim ya, her türlü sanat birleştirici güçtür. İyi ki varsınız. Bu kadim kentte, bu güzel festivale en çok bunun için emek veriyoruz. Sinema oldukça daha güzel bir dünya için umut var demektir. Umut deyince de Yılmaz Güney'in sinema sanatına buradan saygıyla selam vermek gerekiyor herhalde. Biz sırtımızı köprü yapacağız. Güzel sanat eserleri bu şehrimizden geçsin. Bütün amacımız bu. Festivalimizin bu sene teması şiddete dur. Şiddete dur diyoruz. Niye dur diyoruz? Biz artık ülkemizde kadın ölümlerini, çocuk ölümlerini, tecavüzleri istemiyoruz. Ve sokak hayvanlarına yapılan zulmün karşısındayız. Biz her ülkenin damarı var. Bizim de damarımız bu arkadaşlar. Temelimiz, Kabe'miz, vicdanımız. Biz vicdanlı bir festival yapıyoruz. Onun için temamız şiddete dur diyoruz. Yaşamın her alanında, Gazze'deki katliamada dur diyoruz. Dünyanın her yerinde sömüren insanların yanındayız. Katledilen sokak köpeklerinin de, çocukların da, kadınların da hepimizin yanındayız. Çok değerli bir yönetmenimizi kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz bugün. Çok değerli Tomris Giritlioğlu bugün aramızdan ayrıldı. Kalbimizi yaşatacağız, anılarını yaşatacağız. Böyle bir meslektaşla birlikte yol yürüdüğümüz için mutluyuz ve acımız sonsuz. Hepimizin başı sağ olsun. Sinemanın en yaratıcı isimlerinden Orhan Kemal Emek Ödülü Güler Öktem'in oluyor. Sevgili Yaşar Kemal'in memleketinde ve yine çok sevdiğim bir ünlü yazarımızın adını taşıyan ve de çok sevgili iki tane sevdiğim arkadaşımdan aldığım ödül beni çok mutlu etti. Hepinize yürekten teşekkürler diliyorum. Rahmetli babam Müfit Kiper'in sahne oyunlarıyla ben de sonunda onu seyrede 5-6 yaşından beri seyrettim. Onlar prova yaparken ben de o zamanlar var olan şimdi olmayan Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda en üst şeye çıkartıp beni o provaları seyrettirdiler. Babamın da oynadığı Muhsin Ertuğrul'un rejisörlüğünü yaptı. Yıllar sonra o tiyatroda ben de oynadım. Ondan sonra o tiyatroda yıkıldı gitti zaten. Ve böylece bugünlere geldik. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Ve sevgili Muzaffer Üstürmaz'a ödülünü vermek üzere Türk sinemasının dev yönetmeni Şerif Gören'i alkışlarınızla sahneye rica ediyorum efendim. Thank you.
gerçekten 60 yıllık sinemadaki yol arkadaşım Muzaffer'e Orhan Kemal Emek Ödülü'nü vermek gerçekten benim için büyük bir onur. İçinde sendikanın en önünde yürüyen Muzaffer'di. Yönetmenlerden de beraber çalıştık. Yani sinemaya her dalında emek vermiştir Muzaffer. 14 yaşında sinemayla tanıştım. Karagümrük'te oturuyordum, bir amcam vardı. Orada bir film çekiliyordu. Meyhanecinin kızı Lütfi Ömer Akat. Ve Lütfi Ömer Akat beni gördü. Hep onların gittikleri yere peşinde bir hafta gittim. Bir hafta sonra beni setçi olarak aldılar. Ondan sonra ışıkçılık, ondan sonra kamera asistanlığı, ondan sonra yönetmen yardımcılığı. Ve herhalde yüzlerce filmde çalıştım. Artık o kadar çok ki en önemli, en çok sevdiğim filmlerden biri Yol. Yönetmeni burada kendi kardeşimden konuşuyor. Sinema Emekçileri Sendikası'nı kurduk. Birçok emekli olamayan sinema sanatçısını emekli yaptık. Kendimize bir şey yapmadık. Çünkü bak kendilerini yapmak için, emekli yapmak için bunu yapıyor demesinler diye. Hep işçi filmi yapmak istiyordum. Sonunda Çarp diye bir film getirdiler. Senaryoyu çok beğendim. Ve bir film yaptım, Çarp. Sırf insanları, sırf insan emeğini, sırf insan emeğinin bilinçlenmeyle finale kadar giden öyküsünü anlatan bir filmdir. İzleyenler biliyordu. Ondan sonra yapmak istediğim bir film vardı, Alpaçlı olayı. Bir maden ocağı öyküsüydü. Ama bu filmi yaptırmadılar. Ben de bir filmle kala kaldım. Ama yüzlerce filmde yönetmen yardımcılığı yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu ödülü layık gören herkese, sinema emekçilere, tüm Adanalılara, Meydan Odaya, herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Adana'da tam da sinema kentinde Skolimowski gibi büyük bir sinema devini ağırlamaktan çok mutluyuz. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz onu burada ağırlamanıza. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Thank you. Thank you very much. It's an honor to be here. There's only one little problem. Receiving the Life Achievement Award, it's a little bit like a farewell, like a goodbye. Aww. I would like to return here in a dozen of years to receive an extra long life achievement award.